işte geldi. İşte budur. Hayatın anlamı sucuklu yumurtadır. Of of, çok güzel kokuyor. Hey, bana da kalacak değil mi? Emre'den kalacağını pek sanmıyorum. Ver kızım, benim hakkımı da kokaracağım yesin. Hey, bir şey o. Ben bakarım. Alo, buyurun. Evet, burada, bir saniye. Telefon sana. Alo. Evet, buyurun, benim. Efendim? Eşim mi? Kim dediniz? Tamam, tamam, geliyorum hemen. Simge bir kaza geçirmiş. Hastaneden arıyorlar. Eşimi çağırın diye benim numaramı vermiş. Yok artık, daha neler. Bir yanlış anlama oldu herhalde. Ben çıkıyorum. Hay Allah, ne olmuş ki? Bilmiyorum. Çocuklar, bakın, Özger'in haberi olmayabilir. Ağzınızdan sakın bir şey kaçırmayın, tamam mı? Hadi, ben çıktım. Emre. Ya sabahannem size geldi mi? Uyandığımda evde yoktu. Cebini de açmıyor, şirkete de gitmemiş. Sabah bize uğradı. Babamla bir yere gittiler. Bir işleri varmış da. Ha, tamam, iyi o zaman. Of, hadi sınıfına. Neyi var, siz de bilmiyorsunuz yani. Hayır, ama neredeyse gelirler. Başına bir şey düşmüş galiba. Eyvah, hapı yuttuk desenize. Ha, karı kocası diye çağırtına göre başına taş düşmüş herhalde. Ama kocacığım, sen de bir hoşsun yani. Kaç kere söyleyeceğim başıma reklam tabelası düştü diye. Simge, yani ben... Ay aşkım, endişelenme. Mühim değil. Küçük bir sıyrık o kadar. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun babacığım. Geçmiş olsun. Ay, benim karnım çok aç ya. Daha kahvaltı bile etmedim. Yoksa etmiş miydim? Ay, hatırlamıyorum. Hizmetçi bir şeyler hazırlasın artık. O çocukların bakıcısından ne, hatırlamadın mı? Ay, ha bakıcı ha hizmetçi, ne fark eder? Volkan, nasılsın cicim? Ben iyiyim de. Ay, açım diyorum. Kimse beni duymuyor mu? Zıkkım ye. Umarım bu zıkkım dedikleri kötü bir şeydir. Nanacığım, durumu iyi değil, görüyorsun. Doktor gerçekleri suratına pat diye söyleyip kabul ettirmeye çalışmayın dedi. Biraz idare edeceğiz. Değişik bir hafıza kaybı yaşıyormuş. Olayları kendi istediği şekilde hatırlıyormuş. Bak işte, bu kesinlikle çok belli oluyor. Üzerine fazla gitmeyin, geçici bir durum dedi doktor. Ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Tamam, tamam. Bir bu eksikti. Simge, ne yapıyorsun? Her yer çok tozlu. Simge, daha hastaneden yeni çıktın. Dinlen biraz. Temizlikçi halleder. Hani o çocukların bakıcısıydı? Öyle. Evet, temizliğe gelen kadın var sonuçta. Ben böyle toz içinde oturamam. Nana ne halta yarıyor? Sorarım size. Sorarım. Ay, sinir küpü oldum. Bak ellerime, bak. Bak, tamam, tamam. Titriyor. Tamam Simge. Gel otur hadi. Simgeciğim, hadi otur bak, hadi otur. Bak, babamın astımı var. He? Astımı mı var? Var tabii. Ha, var tabii. Hı? Kızım, yorma kendini. hadi Volkan, biz çıkalım. Hadi. Ne? Çıkıyor musunuz? Ya babacığım, işlerimiz var. Beni bununla yalnız mı bırakacaksınız? Ne yapayım? Bu halde evine götüremem. Ya idare edin birkaç gün be, lütfen. Ne? Birkaç gün mü? Hadi baba. Hakan'cığım, çabuk gel kocacığım. Hı-hı. Ben seni özledim. İyi günler, hadi. Hay maşallah.
sürekli rejimde olduğunu duyurdu. Ne bakıyorsun ya? Bir şeyler daha getirsene hadi. Ay sanki 100 yıldır yemek yememiş gibiyim ya. Yeter, lok lok ediyorsun. Abi ben niye böyle oldum bilmem ki. Simge'nin düşleri sonunda gerçek oldu işte. Volkan, dalga geçme Allah aşkına. Ya, neyse canım. Geçici bir durummuş nasılsa. O geceden sonra herhalde Belgin seni aramamıştır. Yok, ben aradım, durumu izah ettim. Nesi? Sen oynayacağın evcilik oyununu düşün, beni boş ver. Of, sorma ya. Özge, bize gelsene. Nedenmiş? Gel işte. Belki annen hala dönmemiştir. Yalnız kalmamış olursun. Hayret, başına taş mı düştü senin? Ya gel işte kızım, ne var? Ders çalışırız beraber. İyi.